Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Ömer Farklıman. Bugün sizlerle beraber GTA Vice City versiyon 2'nin Extended mı dedim ben? Ekstra görevlerini yapacağız hep beraber. Bu videoda bunu bitireceğiz artık. Şu an Facia Film Stüdyosu'nun oradayız. Evet. Aman abim, araba bulacağım, araba bulamıyorum ya. Aa, şuradaki şeyler olmuş mu? Dur bakayım. Bunları da yeni yazdım. Hadi bak, İstanbul, ölüm. İstanbul, Kocaeli. Bu ters olmuş. Bu niye ters olmuş? Facia var zaten burada yine. Evet. Aa, pardon pardon. Silahımız var mı? Aa, aferin. Hayırdır lan, beni mi döveceksin? He, gel. Neyse, gelme şimdi, boşver. Merhaba, adım Volkan. Bir saniyen var mı? Eğer ödeme yaparsan her zaman vaktim var. Bugün kardeşim Kenan ve arkadaşı hapishaneye nakledilecekler. Yolda kaçmalarına yardım edebilir misin? 1.000 lira veririm. O sesim bayılmış lan bunun. Önce kıyafet al diyor da kıyafetimiz var zaten. Aynı kıyafeti giyeceğiz yani, gereksiz. GTA 3 Türkçe dublaj bizim değil arkadaşlar. GTA 3 Türkçe dublaj Alfa Prospect diye biriydi ya, tam hatırlamıyorum adını. O yaptı. Yapay zeka ile yapmış sesleri. Mekanların ismini değiştirirken hangi programı kullandın abi? Mekanların isimlerini değiştirirken genelde Adobe'yi kullanıyorum. Adobe ile şekil ver, cart yap, curt yap, sonra oyunu absorbe ediyorum. Onun dışında herhangi bir değişik bir program kullanmıyorum. Ama güzel mi oluyor? Oluyor yani. Olmazsa da olur. Olsa da olur. Olmasa da olur. Ananın. Tüm extended görevlerini bugün bitiresim var. Yani bu gece, bu akşam artık saat kaça kadar. Lan oğlum sen ne yapıyorsun? Sıkarım kafana. Öldü galiba. Ölmüş harbiden lan. Son ve ilk çıkmasının altyazılar mı kaldı? Şöyle, altyazılar değil. Şeyler, aynen, altyazılar da kaldı. Bir de şey kaldı. NPC sesleri kaldı. İşte onun geçen 70-80 tanesini çevirip şeye attıydım. Oğuzhan'a. Şu an seslerde 800. seslerde falanım. Öyle söyleyeyim. 800. seslerde yani. Yok Eren'cim, kargoculuk yapamıyoruz oyunda. Adobe olmasaydı hiç bilmiyorum lan ne kullanırdım. Yani onu benim lan karı bilir, sen ne bileceksin? Gelin lan bebeler. Bu görevin mesela en sıkıntılı şeysi neydi lan o? Silahları şey yok. Polislerden kurtulamıyorsunuz bu görevde. Hile yazsanız bile. Ama NPC sesleri kolay biter diye düşünüyorum. Nedenini söyleyince anlamayacaksınız. Çünkü çoğu ses oyunda kullanılmıyor. Ondan sonra 11 geliyor bir tane. Amına kurdumun geber. Amına kurdumun. Amına kurdumun. Oğlum benim önümde patlama. Ne? Ben mi yanıyorum? Samo bulsun ya. Fazla olsun, daha fazla olsun. Şimdi fakat NPC dublajlarında falan faydalı bulunmamı istiyorsan. Şöyle NPC dublajlarında şöyle bir şey var. Ya mesela atıyorum, bana sesleri atacaklar. Ondan sonra o sesleri ben teker teker keseceğim, teker teker oyunun içine absorbe edeceğim ve kendi formatlarına göre yapmaya çalışacağım ki oyunda bozulmasın diye. Yani o işe girmek isteyeceğini pek zannetmiyorum. Çünkü harbiden zor bir iş. Ki ben oyunun 1200 tane falandı galiba, tam hatırlamıyorum sesi. Onları değiştirirken bile çok zorlandım. Abi sence en iyi Windows hangisi? Ta 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 ta. Pardon, bilerek öldürdüm. Oğlum adam nerede lan? Hey, ben Murat. Paraya mı yoksa silaha mı ihtiyacın var? İkisine de her zaman ihtiyacım var. Vallahi Eren, ben bunu kullanamıyorum. Bu nedir ya? Çok garip gelmeye başladı. İyice sinirimi bozdu. Bir şey yüklüyorum, açmıyor amına. Kıyafetlerini al ve buluşma noktasına git. Daha sonra mobilde var Kadir. İstersen de öldürüp ücretsiz ulan.
Kanalın şey kısmına bakarsan, topluluk kısmına bakarsan oradan indirebilirsin mobili. Abi oyman ona yapsan efsane. Assassin's Creed 3 dublaj çok iyi olur. Olabilir. Ay senin ben ecdadını... Ulan bak makineyle dalarım sana. Tamam polis geliyor. Tamam polis geliyor. Ya ne var ne? Tamam Bahadır, hoşça kal, geldiğin için sağ ol. Sonra görüşürüz, iyi geceler. Kıyafetlerine ihtiyacım var. Botlarına ve motoruna da. Ne diyorsun lan sen yarrab? Allah Allah. Bilmiyorum ben Windows 11'de de çoğu şeyi açamadığım için. O yüzden öyle diyorum. Benim kanalımda topluluk kısmında bulabilirsin Kadir. Alzheimer ne lan? Yo, you didn't mean that, right? Direkt stream gitti. Ne oluyor lan? Bu ben miyim? Is this me? Ha parasını da aldık değil mi? Doğru. Şimdi parayla satın da alabiliriz. Gerçi motorla gidelim biz. Zan zan çekilin yolcan. Arkadaşlar bunları öldürüp mü alayım silahları yoksa para vererek mi alalım? Ne diyorsunuz? Anlaşmayla dedi Pro Gamer. Bir de bu arada anlaşma yapacağım. Silahı anlaşarak mı aldık biz şimdi? Oo. Bu neymiş lan? Ay bu şeymiş ya. Tüh bunu almasaydık keşke. Neyse. Evet şimdi kilise görevine geldik. Selam muhterem Tamer Bey. Sizi partiden hatırlıyorum. Ben de seni hatırlıyorum evlat. Çok dindar gözükmüyorsun. Senin için ne yapabilirim ya da bizden istediğin bir şey mi var? Belki senin daha iyi bir dindar olabilmen için bir görev verebilirim. Uygun bir fiyata elbette sizin için bir şeyler yaparım. Fırsatlara her zaman açığım ve sizin gibi kutsal insanlara yardım etmekten mutluluk duyarım. Şu anda topluluğumuz önemli zorluklarla karşı karşıyadır. Bir savcı var. Mahkemeler sürekli bizimle uğraşıyor. Burada gördüğün gibi insanlara yardım etmeye çalışıyoruz. Temiz ve günahsız yolumuzda yürümeye devam edebilmemiz için bizi bu kötülüklerden kurtarabilir misin? Ve elbette bunun karşılığını alacaksın. Evet, şimdi bir savcı var arkadaşlar. Bir o savcıyı öldürmemiz gerekiyor ama güzel bir şekilde bir plan yaparak. Müteahhit Johnny değil mi? Ne Johnny'si la? Şimdi savcıyı öldürmeye gidiyoruz arkadaşlar. Savcıyı ama o kadar güzel bir şekilde öldüreceğiz ki tıpkı GTA San Andreas'taki gibi. Şimdi bu araba kilitli. Şoförü de burada. Yalnız başınayken bunu öldürüp kartı alacağız ve arabayı çalacağız. Görmüş olduğunuz gibi güvenlikler. Bu Sirs 2 gelsin buraya biraz yalnızlaşsın iyice. Tamamen şunlardan uzaklaşsın. Ve ondan sonra bunun beynini fotoğraflayalım bunun. Merhaba. Merhaba kardeş. Kaç. Şimdi iyice bir uzaklaş bakayım. Hacı baba. Türkçe dublaj mı olacakmış? Türkçe altyazı desteği olur. Türkçe dublaj olmaz bence. Almışım. Direkt öldürdüğümüz gibi zaten anahtarı ele geçirmiş oluyoruz. Arabayı da bu şekilde alıyoruz. Şimdi savcıyı almaya gidiyoruz. Ben Joker onu savcı olarak değiştirdim. Artık o savcı, avukat değil. Görüyorum Pro Gamer. Ama o kadar çok mesaj geliyor ki bir de benim ikinci bir şeyim olmadığı için monitörüm. Telefonu koydum. Telefondan da küçük küçük göremiyorum. Yakınlaştırıyorum gözümü. Ondan sonra bakıyorum. Bir de oyun oynuyorum ya aynı sırada. Atla atla. Belirsiz ya. Yo Joker. Joker biliyorum avukat dendiğini de. Dedik avukat öldürmek ne, savcı öldürmek ne. Savcı öldürsek daha iyi olur diye düşündüm. Ben de direkt savcı olarak yazdım oraya. Şey görevleri var. Onun içinde Tugay abiden ses alacaktım. Bak hala almadım. Oralar oyun içerisindeki farklı seslerden
olacak ama yapalım gene de biz orayı. Yani görevler dediğin sadece şu görevler İngilizce kaldı. Şu an geldiğimiz yer. Buraya bildiğiniz gibi arabayla dolduracağız. Bu görevler şu an İngilizce kaldı. Onu da Tugay abiden almadığım için. Yaparım demişti yani en son. Aman Allah'ım. Şimdi Seminole Golden arabasını çalacağız. Ama bir polismiş gibi davranacağız. Bir polismiş gibi davranacağız. Polis kıyafeti giyeceğiz şimdi karakoldan. Ondan sonra işte adli kontrol şartıyla serbest olan bir şeyin imzasını alacağız. Güya yani o şekilde kandıracağız adamı. Sonra bir tenhada işini halledeceğiz. Ondan sonra da arabayı çalacağız. He, altyazılar. Altyazılar en son ki iş ya. Altyazılar en kolayı. Deniz. Altyazıları yani en sona bırakırım. Önce bir şeyler falan bitsin. NPC sesleridir, cartlar. Zaten şu an tek kalan şey oyunda NPC sesleri. Bir de bu şehir değiştirme muhabbeti. Ki yani bayağı yaptım bazı yerlere. Aynen bak Sama çok güzel söylüyor. Ne? İnşallah bizim arkadaş gibi olmaz sonum. İnşallah Joker ne diyeyim? Ne diyorsun lan Wetterwalker? Bak mesela bunlar Türkçe konuşacak. Evet polis kıyafetimizi giydik. Şimdi polis arabasını da alıp bara gideceğiz. Barda ben Türkçe adını ne yaptığımı hatırlamıyorum. Bayağı oldu. Surprise motherfucker. Şöyle yapalım. Şimdi Biff'in arabası diyor kapalı diyor. Bara bir gir diyor. Bir onunla bir konuş bakalım. Ne yazmış? Beta'dan da bazı şeyler eklemişsin ve çoğunlukla bir paket modu eklemişsin ha. Böyle daha iyi olmuş. Bay facia. Teşekkür ederim de beta'dan herhangi bir şey eklemedim ya. Direkt extended versiyonu var bu Vice City'nin. Onun üstüne yaptım modu. Zaten bir anket oluşturmuştuk. Normal versiyon üstünde mi yapalım yoksa extended versiyon üstünde mi yapalım versiyon 2 diye. En çok da extended istendiği için öyle yaptım. Şu dublaj Android 2 gelir mi? Gelebilir. Yani şu an onun üzerinde çalışmıyorum ama yapmayı düşünüyorum. Burak Durdu sen misin? Evet benim. Sorun ne komiserim? Benimle karakola kadar gelmelisiniz. Şartlı tahliyeniz için imzanız gerek. Şartlı tahliyeniz için imzanız gerek. Direkt arabaya atladık lan. He. Şunu nereye getiriyorduk lan? Şöyle. Aynen Muhammed. Sadece NPC sesleri kaldı. Bir de bu görevdeki bazı sesler kaldı. O kadar. Bir yabancıya asla güvenmemelisin. Tok. Ha. Evet, kartı aldık, kilidi aldık, anahtarları aldık işte ama. Sasuke teşekkür ederim. Yani beni mutlu ediyorsunuz. Oğlum araba ne oldu sana amına koy. Yan giderim ben de. Yan da gidemiyor zamanı. İn arabada patlayacak. MMSZ şey yap. Teker teker atmaya çalış sesleri. Yani bazen öyle hata verebiliyor. Bu orası bu çocuğu polis falan değil. Yakalayın şunu. Ha siktir. Amına koyayım ne polis geldi be. Alt tarafı bir araba çaldık amına koyayım.
Burası da bizim. Bu bizim olmalı halimi. Ağa ve Züriye almamışız lan daha. Olsun artık bizim. Ne oldu? Geçtik değil mi? Helal lan bize. Oğlum ne biçim yürüyor? Alsaks bu. Oha oğlum hepsini ben buraya veremem. Ki yetmiyor da galiba. Az oturalım ya, yoruldum. Ya o Next Gen GTA 6 ile aynı zamanda çıkmaması lazım. Saçma olur. Evet. Tekrar bu görevleri baştan yapıyorum. Bildiğiniz gibi video şey yapmak için. Cenk Mert Atılgan. Suçları kadın ticareti, yani pezevenk. 1.73 boyu var. 74 kilo Cezayirli. Tek başlar otelde takılıyor ve çoğunlukla çetesiyle birlikte. Telefonu bilinmiyor. Lakabı şeker çocuk. Diğer suçları cinsel taciz, giyim, güneş gözlüğü, keki sakal ve bıyık. Kabul etmek için shift yapıyoruz. Ve önce görev için bir kıyafet giyeceğiz alttan. Chico şu an çalışıyor. Merhaba Lara. Gizli bir görev için sana ihtiyacım var. Birkaç dakikaya yanınızda olurum. Evet, Lara'yı almaya gidiyoruz arkadaşlar. Bu görevde bize ihtiyacımız olan insan. Çabuk bin arabaya. Arabaya bin. Arabaya bin. Aferin. Radyo açasım var da telefon muhabbeti olduğundan dolayı konuşamadım. Telefon muhabbeti olduğundan dolayı. Abi peki en sevdiğin oyun ne? GTA olarak soruyorsan, hikaye bakımından vesaire ya da karakter bakımından en sevdiğim kişi Tommy Vercetti'dir ve Vice'dir. Çünkü o atmosferi de vesaire falan benim çok hoşuma gidiyor ki zaten ilk yaptığımız dublaj da bu. Ama normal bir oyun olarak soruyorsan, hikayeli oyun olarak şey yapıyorsan Uncharted olabilir, Last of Us olabilir. Öyle zaten çok bir oyun oynamadım. Biz ne aldık? Pezevek mi olduk şimdi? Görev icabı tabii ki de, yanlış anlaşılmasın. Lara beni öldürecek. GTA Vice City'nin çok ayrı bir ortamı var. Aynen ya. GTA Vice City benim çocukluk oyunum arkadaşlar. Yani ben GTA'yı Vice City ile tanıdım. Ve GTA Vice City'nin her türlü modudur, cartırı, cürtürü severim yani. Aynen öyle. Ortağım ve ben Cenk'le buluşmaya geldik. Belki o da bizimle ortak olmak ister. Karının pezevenkliğini yapmak istediğini söylemem bu kadar kibarcı olmamalı. İçeri girin. Sizi odasında bekliyor olacak. Ya bu sesler dört çocuk tam oturmuş abi. Hadi gir gir. Ya oğlum gir işte ya. Bozulma sakın. Ananı. Bunu ya üf. Bazen de böyle yapıyor ha. Girdi tamam. Az daha öldürecektim ha. Bu kadın bir harika. Birlikte çalışabiliriz. Onun için ne kadar istiyorsun? Ödemeyi canınla yapmanı istiyorum. Helal lan Lara. Lan ölüme geçme, seni de vururum. Gebereceğiz amını. Lan beni ne vuruyorsun? Amına koydum, beni ne vurdun? Lara beni öldürecek. Ulan seni yapacağın işi ben ya. Polat in lan arabadan. Ha oldu, şimdi ara beni. Özür mü dileyeceksin? Hepinizin namını koy. Oğluna suçayım bak. Beni vurma, beni vurma. Beyninin namına... İsteyip. Sen ağrıyı geri geldi bitçile. Acil alarm. Tüm birimlerin acilen Güney Köprüsü'ne ulaşması gerekiyor. Şu anda bir intihar girişimi var. Evet, intihar eden bir geri zekalı var. Aç aç aç. Aç yolu aç. Önüme geçme sır. Ha öyle çarparsın. Hey, sorunun ne? Bunu neden yapıyorsun? Kumar yüzünden her şeyimi kaybettim. Tekinlere bir ton borcum var. İntihar etmesem bile beni öldürecekler. Bu konuda endişelenme. Evet, tekinleri öldürmeye gidiyoruz arkadaşlar. CJ, yolun sonu. Hepinizi öldüreceğim ulan.
Bu nasıl çeteyi lan? Aç sosu! Aman sosu ne lan? Aç yolu. Yavrum ne haber? Çekinler artık, sorun olmayacak. Hadi in oradan artık. Hayır. Eşim kumar borcum yüzünden beni terk etti. Onu buraya getirebilir misin? Gidip onu alacağım. Oğlum Kocan şu anda intihar etmek üzere. Borçlarından kurtuldu ve seninle tekrar birlikte olmak istiyor. Gebersin. Onun yüzünü görmek istemiyorum. Umarım bir an önce ölür ve bir daha onu görmem. Aç sosu olsam burger yapacakmış. Şimdi bu sır ölmeden bunu kurtaracağız. Nasıl bir dönüştür? Abi hayran olmuyor olmuyor. Ya şöyle Tommy Vercetti yani Ömer Duman eklemeyi düşünüyorum. Ya bozulmadığı sürece ekleyebilirim diye düşünüyorum, öyle söyleyeyim. Bozulursa büyük ihtimal eklemeye de bilirim. Kurtardık. Bak nasıl kurtardık, gördün mü? Suya atladı ama gene kurtardık. O kadar professional bir driver'ız. Namitine, namalitte, namitine, namalitte. Evet, şöyle atlayalım suya da hemen çıkalım. Ne güzel atladık, gördün mü? Oy, sulardan sulara. Hey, benim adım Cale. Bir saniyen var mı? Senin gibi güzel hanımlara her zaman vaktim var. Sağ ol yakışıklı. Sorun erkek arkadaşım. Kulüpte biriyle kavga etti ve yaralandı. Ona ulaşamadım. Onu bulmama yardım eder misin? Onu bir şekilde kurtarmam lazım. Bu modda mı var mı diye soruyor Deniz. Bu modda Trevor'ı soruyorsan yok. Burada yok. Bir de Marina barına bakalım. Tommy ile biz tanıdık GTA'yı. Claude'la da olabilir tabi de. Ya ben Tommy ile tanıdım GTA'yı. Tommy'siz GTA düşünemiyorum. Mesela San Andreas'te bile atıfta bulunuyorlar ya şeyde. Ken Rosenberg diyor ya bir tane görevde. İşte tıpkı eski günlerdeki gibi değil mi Tommy diyor. CJ'de Tommy kim amana koyayım diyor falan. O çok güzel bir detay. Olabilir. Olsun, gene ne fark ediyor? Yaşamak istiyorsan benimle gel. Yaşamak istiyorsan benimle gel. Çabuk gel benimle it. Polisler gelmeden kaçalım. Yoksa götümüzden kan alırlar, gel. Amına koyayım, yavaş yavaş geliyorsun, amına koydum. Mesaja bakarken çarptım. Yoksa hayatta çarpmam ben, professional driver'ım. Bunu şimdi karakola teslim ederseniz diyor ki, aferin diyor, iyi yaptım diyor. İn arabadan. Gel gel, yanıma gel. Amına koydumun NPC'si, gel buraya. Gel gel gel. Bak diyor, Reynolds'ı geleceğini kurtardın diyor. Merhaba, sen Recep Taşlan'ın arkadaşısın. Parti nasıldı? Takım elbiseyi beğendin mi? Merhaba Taha, takım elbise gerçekten iyiydi. Bunun için sağ ol. Bunu duyduğuma sevindim. Bu sefer ben senden bir yardım isteyebilir miyim? Elbette. Bana yardım etmeni karşılıksız bırakmam. Problem nedir? Bazı şerefsizler her gece sorun çıkarıyor. Geçen hafta bir mağazayı soymaya çalıştılar. Onlara bir ders verebilir misin? Ama lütfen silah kullanma. Bana bir beyzbol sopası ver. Ben de sana onların kırık bacaklarını getireyim. Şöyle bir şey var ama Sama. Oyunun yapmaları ne zaman sürdü belli değil aslında. Ta kaç sene önce başladılar oyunu. Belki de aktörü ölmeden önce ses kayıtlarını almışlardır. Eğer Tommy'yi koydularsa. Hop. Amına koydum, çek. Geberin lan. Ağzına sıçtıklarım. Geberin, geber. Yerde kal. Yerde kal. Yer, ağzını da çarp. Amına koydum iti.
Bu görevde beyzbol sopası harici döverseniz onları şey oluyor. Yani döver veya öldürürseniz görev iptal oluyor. Baştan yapmak zorunda kalırsınız. Ama ne buldukların bir de zor oluyorlar, şerefsiz oldu şerefsiz. Hoş it. İt beni kesti it. Lan siktirin gidin amına koyduklarım sizi. Amına. Hadi geber la. Heh. 500 oldu. Çok sağ ol Ömer. İyi iş çıkardın. Önemli değil. Başka istediğin bir şey var mı? Makul bir fiyatta anlaşırız. Son bir isteğim var. Facia yapımın başkanının arabasında birkaç koli kaçak sigara var. Arabayı polisten önce bulup buraya getirebilir misin? Tom Eversary, remember the name. Çabuk olalım, arabayı bulmamız lazım. Allah kahretsin, niye bindim ben? Çabuk. Facia arabanın başkanı, yani benim arabam. Benim arabayı bulmamız lazım, çabuk. Atın, koş. Ayyo, mu? Bakalım bu sefer hangi renk olacak? Allah kahretsin. Koş. Bas paraları Leyla ya. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Ananı sikeyim. 20 saniye. Allah'ın araba kaçtı. Allah kahretsin. Koş. Aa biraz daha kapalı olsaydı tam benim araba oluyordu. Oha, 4 tane polis. İtoalitler sizi. Şöyle gidelim. Ola lan! Hilesiz geçmeye çalışacağım, bakalım nasıl olacak. Geçememe. Yanarsa falan işte hile yazarım ya. Ya bu araba düzeltmeye de neresiydi amına bu? Oğlum çok ateş ediyorlar ya itolitler. Direkt öldürmeye yönelik davranıyor bu pezevenkler. Hayır öyle bir şey yapmasalar tamam. Babanın düşmanlarını siki. Evet. Mavi işte, maviyi arıyorsunuz siz. Benimki artık kırmızı. Oğlum bu bana hala nasıl ateş edebiliyor lan? Karıya bak, beni tanıdı. Karılar zeki oluyor demek. Bas paraları Leyla ya. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Şimdi arkadaşlarım. Şurada bir tane daha görev var. Bak. Bu görevi geçen yaptığımızda bu adamı öldürmüştük ve 7000 lira almıştık. Bu sefer tam tersini mi yapsam? Yoksa yine bu adamı mı öldürelim? Hey, adım Vedat. Küçük bir problemim var. Yardım eder misin? Ben para için çalışırım. Onun dışında hiçbir şey sikimde değil. Elbette bedava iş yaptırmayacağım. Ben güvenilir bir hırsızım. İş ortağım ve ben bunu yıllardır yapıyorum. Son işimizden önce her şey harikaydı. Başarılı bir hırsızlık yaptık. Ama ortağım tüm parayı aldı ve kaçtı. Onu bul, paranın yerini öğren ve nefesini kes. Her şey bittiğinde 4000 lira alacaksın. Ve ekstra olarak gizli bir bonus. Tabii teşekkür ederim Tami. Tami benimle konuşuyor, görüyor musun? Hepinizin namına koyayım. Allah kahretmesin, ağzıma sıçtılar ağzıma. Lan müşterileri öldürdüm amına koyayım. Amına kodumun çocuk. Ağzıma sıçıyorlar ya. Oğlum orospu çocuğu seni. Yazamadım. Yazmışım.
Orospu çocuğu sen. Ananın amı. Oha! Amına kodumun oğlu. Benimle geliyorsun yoksa işler çığırından çıkacak. Bekle. Seni beni öldürmen için yolladığını biliyorum ama onu benim için öldürürsen 7000 lira veririm. Ne dersin? Geçen seni kurtarmıştım ama bu sefer seni öldüreceğim. Aa, bak işte 20 tane de şey kazandık. Armor. Aa, burada şey şarkı vardı. Bak burada telif yedik. Aa, motorcu sesi mi lan bunlar? Ben sizin arabayı alıyorum acaba. Amına kodumun çocuğu hemen sıkıyor. Abi senden bir isteğim var. Nedir kral? Dena. Nedir kral? Emniyet harekete geçti. Emniyet müdürünün konuşması sırasında bir suikast haberi duyuldu. Lütfen tüm birimler görev alanına gitsin. Hemen gidelim. Suikastımızı hemen bir durduralım arkadaşlarım. Arkadaşlarım pardon. Ezan okunuyor. Şimdi diyor ki radyodan gelen sesleri dinle ve eşkali bul. Şüpheli bir erkek. Şüpheli beyaz bir erkek. Yapma ya. Şüpheli gözlük takıyor. Şunda gözlük vardı. Şüpheli bir ceket giyiyor. Bunda ceket de var. Şüpheli kol pantolon giyiyor. Aa, bunda da var aynı şey. Şüphelinin deri bir ceketi var. Aa yapma ya, bunlarda var hep bak. Şüpheli kısa kollu tişört üstüne ceket giyiyor. Aa, şu aynısı bildiğin. Sesler bitmeden ve eline silah almadan ateş etmeyeceğiz. Allah kahretmesin! Konuşurken öldürdü amına koyayım. Ya oğlum ben niye bu görevleri yapamıyorum amına koyayım? Çok hızlı davrandı. Bu kadar hızlı davranmıyordu. Eşşi oldu beş kulak seni. Amına koyayım. Oy oy oy, başım ağrıdı ya. Yeter ya. Saat 23 olmuş ya lan. Biz kaç saattir? 1 saat 48 dakikadır yayındayız. O zaman şöyle yapalım. Bu ilk bölümümüz olsun. İlk bölümümüz böyle olsun. İzlediğiniz için çok sağ ol. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.